hay Allah denmeyecek nitelikte bir şey olduğu, bunun stratejik olarak planlanabileceği ve bu konu üzerinde de konuşmak istiyorum. Buyurun lütfen. Müsaade ederseniz. Tabii, ama önce delillerle bir başlayalım. Tabii. Aslında hukuk bunu bizden daha iyi biliyor. Önemli olan bir delilden hareketle suçluya ulaşabilmek. Yoksa ifadeden de işte öyle dedi bu böyle değil'e değil. Elimizde maddi delil olsun, o maddi delillerden hareketle de biz ispatlayarak suçluya ulaşabilelim. Amaç bu. İşte şu anda yapılan da bu maddi delillerin ortaya konmasıdır. Çok ciddi bir çalışma yapılmış durumda. Çeşit çeşit delillerle ilgili iş yapıldı. Olay yeri incelemesi gerçekleşti. Olay yerinden çeşit çeşit deliller elde edildi. Telefonlar, görüşmeler, mesajlar vesaire, onlar da maddi delil dediğimiz grup içerisine giriyor. Ondan sonra da tabii bir cansız beden var. O cansız bedenin bize getireceği ve konuşturacağı bir sürü delil var. Onlar da henüz ortada yok. Neden? Çünkü şu anda halen Adli Tıp Kurumu'nda büyük bir titizlikle laboratuvarlar temelinde ve de uzmanlar temelinde değerlendiriliyor. Şimdi bunlar çıktığında özellikle en azından benimle ilgili olan adli bilimler alanında nasıl öldürüldüğü hikayesi açıklığa kavuşacak ve ben bunun %100 açıklığa kavuşacağından herhangi eminim. Herhangi bir tereddüte mahal vermeyecek şekilde, çünkü bilimsel verilerle bir takım maddelerin analiziyle net bir şekilde görebileceğiz. Çünkü teknoloji bize bu imkanı veriyor. Yani ben bir ürüne dokunduğumda, mesela şuna dokunduğumda bir iz bırakıyorum değil mi? Yani bu net bir iz değil mi? Ben sizi oradan buluyorum. Bulur musunuz? Kesinlikle buluyorum. Bulursunuz. Dolayısıyla yani suç işleme eğiliminde olan kişiler ne kadar kurnaz, ne kadar akıllı, zeki olduklarını düşünürlerse düşünsünler, bu iş pek sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Onu bir kere altını çizelim. Ben tabii izleyicilerimiz günlerdir özellikle biz CNN Türk ekranlarında bu konuyu çok detaylı bir şekilde, arkadaşlarımız haber bültenlerimizde, programlarda detaylı bir şekilde aktardılar. Dün akşam Serdar Er muhabir arkadaşımız da bölgedeydi. Narin Güren'in babasıyla uzun bir görüşme gerçekleştirdi. Detayları biliyorsunuz ama ben bir cümle özetleyeyim ki yakalanamamış olabilir belki konunun nasıl gelişti. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe köyünde 8 yaşındaki Narin Güran öldürüldü. Bir cinayet işlendi. Bir çuvalın içinde bir nehir kenarına getirildiğini öğrendik. Burada suyun içine yerleştirildiği anlaşıldı. Burada anladığımız kadarıyla amaç delilleri ortadan kaldırmaya çalışmak ve olayın izlerinin silinmesine gayret göstermekti. Üzerine ağaç dalları ve taşlarla doğal bir örtü oluşturulduğu anlaşıldı, görüldü. Ve bu olayın yaşandığı köyle ilgili bir takım teyide muhtaç iddialar da ortaya atıldı. Yani daha önce bir takım garip olayların yaşandığı, bazı kişilerin polisiye bir takım olayların, jandarmanın takip ettiği olayların olduğuna dair şeyler var. Ama köylülerin önemli bir kısmının da çelişkili ifadeler vermesi, böyle asılsız ihbarlarda bulunması, sanki köylüler arasında, bazı köylüler arasında da bu olayın gelişimiyle ilgili bir iletişimin olduğu gibi bir izlenim de ortaya koydu. Siz bu olay çerçevesinde sizin dikkatinizi çeken, sizi şaşırtan, daha çok üzerine gidilmesi gereken bir boyutu ne olarak değerlendirirsiniz? Aslında şöyle Hakan Bey, ne yazık ki Nari'nin cansız bedeni 19 gün sonra ortaya çıktı. Öncelikli olarak şöyle, bir çocuk kaybolduğu zaman bunun üzerinden en 24 saat ya da 48 saat geçtikten sonra ne yazık ki vakalar bize gösteriyor ki o çocuğu ne yazık ki canlı olarak bulamıyoruz. Şimdi zaten zamana karşı bir yarıştan bahsediyoruz. Kesinlikle öyle. Zaten burası küçücük bir köy. O yüzden ben şahsi olarak kanaatimce de ilk etapta etkin bir soruşturma yürütülmediğini düşünüyorum. Çünkü çocuğa karşı zaten yapılan eylemler genellikle en yakınları tarafından gelir. Ailesi tarafından gelir. Ne yazık ki biz çocukları ailesinden de korumak zorundayız ne yazık ki. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Kesinlikle. Türkiye'de çoğunlukla hadiseler
yakın çevre, akrabalar, değil mi? Birinci hı hı. derece akrabalar çevresinde evet. mi oluyor evet. cinayetler, şiddetler? Bütün dünyada böyledir. Bütün dünyada böyle evet. midir? İstismar, hak ihlalleri genelde aile yakınlarından, en güvendiklerinden gelir. Şimdi biz bu çocuğu 24 saat içerisinde bulamadıysak, kaldı ki 24 saati bile beklemeye gerek yok. O zaman burada bir şüpheli durum vardır diye harekete geçmemiz gerekirdi. Ve burada ifadeler narinin bedeni bulunduktan sonra ya da belli bir süre geçtikten sonra değil, direkt olarak ifadeler alınmaya başladı ama herkese şüpheli gözüyle bakılması gerekir. Çünkü söz konusu olan çocuk, çocuğun üstün yararı, çocuk yok mu ortada? O zaman herkes şüphelidir bizim zaten için. Küçücük bir köyden bahsediyoruz evet. değil mi? Yani aşağı yukarı 20 hanenin bulunduğu bir yer. Kesinlikle öyle. Ve zaten zaman içindeki bu bütün haberler ve süreçler, yani köydeki birçok kişinin yani ya bu olaydan haberdar olmuş olabileceğini ya da bu olaya bir yönlü katılmış olabileceği izlenimini uyandırdı. Evet. Değil mi? Onu anlıyoruz yani bu gelişmelerden. Kesinlikle. Bazı arkadaşlarımız ve değerlendirmelerde de yani bu çapraz sorgu meselesi mesela gündeme getirildi. Siz ona da dair bir şey söylüyor musunuz? Çapraz sorgu yapılıp yapılmaması konusunda. Tabii şöyle, onlar yapıldı ama dediğim gibi süreler geçtikten sonra yapıldı. Gecikmeli bir şekilde. Gecikmeli oldu. Tamam. Herkes aynı anda ifadeye alındı. İfadeler alınırken kim hangi beyanda bulunuyorsa aksi beyanını diğer kişiye soruldu. Oradaki bunlar yapıldı. Giderilmeye çıkarıldı. Çalışıldı. Evet. Evet. Zaten ceza hukukunun amacı maddi gerçeğe ulaşmaktır. Evet, orası yapıldı ama ben geç kalındığını düşünüyorum. Ve biliyorsunuz ki narin bizim ülkemizde ilk değil. Yine köyde aynı şekilde cansız bedenine ulaştığımız Leyla da vardı. Leyla'dan bu zamana kadar biz ne politika öğrettik? Bunu sorgulamak lazım. Niye geç kaldık? Ya da köylerde neler oluyor? Bunları gerçekten sorgulamak lazım. Artık bunlara el atmak çok, lazım. Çok önemli Çağla Hanım söylediğiniz. Şimdi Elif Hanım, Elif Hocam, siz de çok deneyimli bir isimsiniz bu alanlarda. Yani biz eminim ki şu yayını yaparken şu anda Anadolu'da, ülkemizin farklı yerlerinde hayvanlara, çocuklara, kadınlara çok ciddi şiddet eylemleri şu an devam etmekte. Ben bu kadar sık olduğunu düşünüyorum. Yani tekrar ediyorum, yani bir kötümser ve karamsar bir şey yaratmak gibi bir şeyim yok. Ama tablo bu, ülke bu yani. Veya dünya bu diyelim. Yani sadece Türkiye'de olmuyor elbette. Başka yerlerde de oluyor ama bizim ülkemizde kabul etmek lazım ki bir sıklığında, frekansında, yoğunluğunda ve belki de niteliğinde de artış ve değişiklik var denebilir mi? Ne dersiniz? Diyebiliriz ama yani önce o kadar kötümser olmayarak olmayalım başlayayım ben. Olmayalım. Şöyle. Ben belki de yani gazeteci olduğum için. Ben de avukat olduğum için. Yani biz maalesef bu olaylarla çok karşı karşıya evet. kalıyoruz ve çok cana acıtıcı yönleri görüyoruz. Siz de görüyorsunuz, hekimler de öyle. Benim önümde o kadar çok detay var ki yani bunların bir bölümünü paylaşamam. Çok rahatsızlık verici evet. detaylar var. O yüzden belki de mesleki olarak çok karşılaşıyoruz. Çok travmatize de oluyorsunuz Elif aslında. Elif Hanım, istiyoruz ki bunlar yaşanmasın ya da bunları sıfırlayamayacağımızı biliyoruz ama azalması lazım. Çocukların korunması lazım.